Şimdi bunu uzun yoldan deneyelim. Plana geldik. En son çizimimiz buydu. Hiç dokunmadığımız. Bunu kopyalıyorum. Sol tarafa doğru. 7500 diyelim. Şurası oldu. Şimdi bunu çift tıkladığımız zaman bu sol tarafta asıl daha önceki çizimimiz duruyor. Sağ tarafta ise kendi kolay kısa yolda yapacağımız çizimimiz duruyor. Yalnız burada çok fazla gözükmüyor. Çünkü şurada aynı hizada durmuş durumdalar. İlk nesne şunlar. Arkası arkasına duruyor. Burada da o yüzden dolayı diğerleri gözükmüyor. Burada da şu çizgiler şuradan plana baktığımız zaman şöyle kontrol edebiliriz. Peki. Şimdi perspektifi tekrar düzeltelim. Şimdi kolay yoluna gidelim. Tekrar çatıyı taramayı kapatıyorum. Merdiveni de kapatalım. Bana şimdi sadece duvarlar lazım. Duvar layer'ına gelip aktif hale getiriyorum. Polyline dedim. Buradan başladım. Köşeden. Köşeye kadar birleştireceğim. Şurada sağ tuş, kontrol tuşuna basıp sağ tuşa basıyorum. Perpendicular deyip şu çizginin şu noktasını belirledim. Perpendicular dedim. Close dedim. Şimdi bana duvarları verdi. Aynı işlemi burada gerçekleştireceğiz. Polyline dedik tekrar. Dış duvarları oluşturuyorum. Dış duvarları oluşturdum şu anda. Bunları mumla aşağıya alırım. 2500 aşağıya aldım. Şuradalar. Peki. Bunları offsetlerim. 20 santim. İçeriye doğru duvar boşluklarını oluşturduk. Şimdi kapı ve pencerelerin yüksekliklerini düşündüğümüz zaman kapılarınki ölçersek genişlikleri 350 değişkenlik gösteriyor. Bunlar için ne yapabiliriz? Bunun da kolay yolu var. Burada 20 santimlik kapı ve pencereler oluşturacağız. O yüzden dolayı sıfır layer'ına gelirim. Kapı ve pencereleri kapatırım. Yani sıfır layer'ını kendime şey olarak alacağım. Yardımcı olarak alacağım. Okuyamıyoruz tabii. Pencerenin nerede olduğunu buradan. Bakın 280 yazıyor. 280 yazıyorsa şuradan 20'ye 280 dediğim zaman kapımı oluşturmuş oluyor. Burada da ne olduğunu şu anda tam bilemiyorum ama orada da çatının altında kalacak bir boşluk olduğu için orayı duvarmış gibi kabul ediyorum. Şurada görüyoruz. Şu boşluk altında duvar olarak kabul edildiği için elemiyorum oraya. Sonrasında Rectangle'la devam ediyorum. Burada da şunun aynısı olacak. Kopyalıyorum. 2500. Onu da kontrol etmek için kapı pencereyi açıyoruz. Şurada sadece bunu mu deyip şurada içerideymiş. Daha içeride kalıyormuş. Kapı ve pencereyi oluşturmak amacıyla yaptık ama. Girişteki kapıyı oluşturmak amacıyla. Sonra diğer kapı ve pencereleri oluşturuyoruz. Peki ben burada sıfırları oluşturdum. Sıfır katmanını oluşturdum. Daha sonra ne yapıyorum tekrar? Modify, Properties, Quick Select, Layer'a göre sıfırları seç diyorum. Sıfırları sadece buradaki sıfırları seçti. Move diyorum ve bunları 5000 aşağıya alayım. Şimdi burada pencerelerimiz var. Bir kapı, bir pencere var. Onun içinde
Kapımızı tekrar bir açıp şu pencere uzunluğuna bakmamız gerekecek. 210'du galiba. 210. Şuradaki 210'dan sonraki kısım benim için kapı olacak. Yani burada 210'a 20 dediğim zaman pencereyi oluşturmuş olacağım yani. Peki. Bunu da şöyle çifte pencere olduğu için hizasında bırakıyorum. Şu hizada bırakıyorum. Hangileri kapı ve pencere oldu? Pencere, kapı, kapı, pencere, pencere, ama yere kadar pencere. O yüzden bunu da kaldıracağım. Diğerleri kapı oldu. Peki bunları ayırt etmek amacıyla planda tekrar bakmamız gerekecek. Hangilerinin kapı pencere olduklarını anlamak amacıyla. Peki bunlar 20 santim yüksekliğinde şeylerimiz oldu. Aslında duvarlarımız oldu. Şimdi burada kapı yüksekliğini ve pencere yüksekliğini eşit kabul edip, lento hizasında eşit kabul edip parapet yüksekliğini çıkardığımız zaman bize pencere yüksekliğini verecek. Streçle burada 20 vardı. Yukarı doğru yükselteceğiz bunu. Ne kadar yükselteceğiz? 250 pencere yüksekliğimiz, 90 parapet yüksekliğimiz ise 140. Geriye 20'sini daha çıkacağız. 120. Aynı şekilde bunları da 120 olacak şekilde yükseltiyoruz. Bu kapı ellemiyoruz ona. Bunlar 120 olacak şekilde yükselttik. Bunlar da 120 olacak şekilde yükseltiyoruz. Şunu da 120 olacak şekilde uzatıyoruz. Sıra geldi pencerelere, şey kapılara. Kapıları da 230 yapıyoruz. Bunları yükselttik ama yerlerine koymadık, değil mi? Şimdi bunları yerlerine koyabilmek için tek tek uğraşmamız gerekecek. Yani bir önceki yol buna göre biraz daha kolay olmuş olacak aslında. Böyle uğraşmak yerine bunları şöyle de yapabiliriz. Şimdi burada görünüşte oluşturduk aslında bunları. Bu en uzun yol. Daha sonra bunu extrude'la 20 cm yükseltip yan ve ön görünüşte rotate ile çevirip daha sonra yerlerine koymamız gerekecek. Bu en uzun yol. Onun yerine burada pencerelerimizi şöyle yapsak bizim için yeterli olacak. Extrude diyoruz. Pencerelerimizi seçiyoruz. Ne kadardı pencerelerimiz? 140. Pencerelerimizin boşlukları oluştu. Kapılarımız ne kadar da? 250. 250 de kapılarımız oluştu. Peki, şimdi biz bunların hepsini bir kopyalayalım. Kopyaladık. Yan tarafa doğru kopyalayalım bu sefer. 5000 diyelim. Şuradalar. Şuraya kaydılar. Extrude'la pencere kapılarımızı duvarlarımızı yükseltsek extrude dedik. 350'de bunları yükselttik. Mold dedik. 2500 yerini aldık. Pencerelerimiz şuralarda bakın yerlerini aldı. Şimdi şurada bir tane şeyimiz kaldı. Bunu yerini tam ayarlayamadığımız için ölçmeden yaptığımız için şey yapacağız. Biraz sıkıntı yaşayacağız onda. Ters açıdan bakarız. Bu deriz. Şurada kapımız var. Şimdi o pencereyi şuraya gömdü. Şurada. Yerde. Bunu görünüşte mu deyip nerede olduğunu bilmiyorum. Bakın şurada gözüküyor. Yan görünüşte şurada gözüküyor. Yukarı doğru 90 dediğim zaman onu yukarı doğru aldı. Şimdi ben ne yapacağım burada? Bunların tamamına duvar diyorum.
duvar katmanına aktardım. Ondan sonra bunları subtract yapacağım. Subtract'ta da ana nesne 1 ile gösterilen, ikinci nesne oyulacak olan nesne. Önce 1'i tıklıyorum sol tuşla, onaylıyorum sağ tuşla. 2 numaralı nesneyi, yani çıkarılacak olan nesneyi tıklıyorum sol tuşla, onaylıyorum sağ tuşla ve en sonunda kırmızı olan nesne gözükecek. Şimdi biz burada nasıl yapacağız? Subtract dedim. En dıştaki nesneyi seçtim. Sağ tuşla onayladım. Ve geri kalanların hepsini seçtiğim zaman bakın otomatik olarak burayı oydu. Şurada bir hata yaptık. Bunu düzelteceğiz. Pencerelerimizi tam yukarı çekelim o zaman. Tam yukarı çektik. Subtract diyorum. Plana geldim. Ana nesneyi seçtim. Olacak olanları seçtim. Şurada da zeminde kalmışlar. Demek ki bakın burada yaptığımız hata aslında bize bir ders olacak. Çünkü pencereleri yukarı çıkarmadığımızı görüyoruz. Peki bunu düzeltmek için ne yapacağız? Bunlarla uğraşmamıza gerek var mı? Ctrl Z'ye alıp hayır, siliyoruz onların yerini. Perspektife doğru açıdan bakalım. Peki bizim hangileri kapılarımızda, pencerelerimiz ve kapılarımızı ayırt etmek amacıyla şimdi buradan şu kapımız en yüksekliğinde olacak. Şimdi pencerelerimizi seçiyoruz. Pencere, 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 diğerleri kapı. Görünüşe geldik. Move dedim. Yükseklikleri ne kadar olacak? 100 birim olacak. 90 birim olacak. 90 birim yaptım. 900 yaptı. Pardon. Move dedik. Tekrar seçeceğiz bunları. Şunu seçtik. 90 santim. Bakın az önce yaptığımız bir hata vardı. Planda seçip Move dedim. Preview diyorum. Planda seçip yükselt, yukarı çıkmıyor bakın. Sağ veya sola gidiyor. Yukarı çekiyorum mouse'un ucuna ama sağ veya sola gidiyor. Bunun hatası ön görünüşe gelip, hani yükseltme yapacağımız nokta ön görünüş ya da yan görünüş olacak. Ön görünüşe geldik. Sağ tuşa bastık. Move'a bastık. Previews diyorum. Previews yani bir önceki nesneleri tekrar seç dedim. Yukarı doğru hareket ediyor şimdi. 90 santim hareket ettirdik. Bakın şurada bir işlem hatası yapmışız. Move diyorum. Move previews. 10 santim daha kaldırıyorum. Move previews. 20 santim daha kaldırıyorum. Yukarıya doğru ve 20 santim yukarı çektik. Peki bunları az önce yaptığımız işlemler gibi 5000 sağa kopyaladım. Extrude dedim. Duvarları seçtim. 350 santim duvarları yükselttim. Şunları da duvar katmanına çevirdim. Plana geldim. Move dedim. Yerlerini aldım. Plana yaklaştım. Şu nesne, şu nesne. Şu da şu. Peki. Subtract dedim. En dıştakini seçtim, içtekileri seçtim. Pencere ve kapıları oydu. Bakın buradaki boşluğu da oluşturdu. Aynı şekilde buraya geldim. Subtract dedim tekrar. En dıştaki nesnenizi seçtim, ana nesne. Sonra oyulacak nesneleri seçtim ve pencereleri oluşturdum. Daha sonra bunu nasıl üstüne koyabiliriz? Görünüşe geliriz tekrar. Move derim yukarıya doğru. 350 santimde. Move derim tekrar. 2500 birimde. Üstte oturdu. Perspektife baktığımızda geride kalanlar sadece duvarlar.
Buradaki eksik kapı pencerelerinin oluşturulması, çatının oluşturulması ve şu noktalarda döşemelerin oluşturulması. Üst kattaki döşemelerin.